Arkadaşlar hepinize merhaba. Garaj sohbetlerimizin bu bölümünde Bitchy Racing'in garajına konuğuz. İbrahim Okya ile beraber bütün teknik detayları dinleyeceğiz. Continental'den konuşacağız. Conti Retex teknolojisini size anlatmaya çalışacağım. İstiyorsanız fazla bekletmeden İbrahim abinin yanına geçelim. Tanımayanlar varsa hem kendini bir tanıtsın ama tanıyorsunuzdur diye umuyorum. Bizim takipçiler bilir. İbrahim abi merhaba. Teşekkür ederiz bizi konuk ettin garajına. Merhaba, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biz seni çok iyi tanıyoruz ama tanımayanlar varsa kısaca bir kendinden bahsetmeni istiyorum. Teşekkür ederim. Sonuçta 33 yıl oldu. Otomobil sporlarının içindeyim. Hem sporcu olarak hem takım sorumlusu olarak. Daha önce birçok farklı takımda görev aldım. Son 2 yıldır da yeni kurulmuş Bitchy Racing'in takım sporcusu olarak ve takım sorumlusu olarak görev alıyorum. Şu anda yarışa hazırlanıyoruz. Tam zamanınızda geldiniz. Bütün otomobillerimiz bir arada ve tek parça. Genelde yarıştan çıktıktan sonra biliyorsunuz bayağı bir dağılmaları tabii gerekiyor. Bakımları yapılması için, aldığı hasarların giderilmesi için. Ama şu anda yükleme yapma noktasına geldik. O yüzden keyfimiz de yerinde. Ne sorarsanız memnuniyetle cevap aslında vermeye çalışacağım. Aslında çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Takipçilerimiz de eminim merak ediyorlar. Bir yarış aracı ne yapar? Ne gibi hazırlıklar yapar? Her yarıştan öncesi, sonrası. Biraz da tabii araçlar üzerinde de teknik bilgiler alırsak hangi klasmanda neler yapılıyor? Aslında hazır kaput açıkken oradan başlayabiliriz. Tamam. Şu anda garajımızda 4 tane yarış otomobili var. Bunların 3 tanesi aslında Audi Sport tarafından üretilmiş. Dünya şampiyonasında yarışan TCR denilen ki evet, Touring Car şampiyonası ve birbiriyle hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip birçok farklı markanın bir arada yarıştığı ki temel teknik özellik ne diye sorarsanız 2000 cc turbo motorlu olmak zorunda ve önden çekişli olup 4 kapılı olmak zorunda. Yani bir aile otomobilinin yarış versiyonu. Bu 3 otomobilimiz aynı. Sadece iki tanesinin şanzımanı sequential dediğimiz özel yarış şanzımanı. Sıralı şanzıman. Bir tanesi DSG dediğimiz aslında showroom'da satılan otomobilin üzerinde bulunan şanzımanın upgrade edilmiş hali var. Mesela upgrade olarak soğutma herhalde yapılıyor daha motor çok. Motor programı farklı, işletim programı farklı şanzımanla evet, bağlantılı olarak. Soğutma sistemi dediğin gibi ana farklardan bir tanesi. Bir de debriyaj kısmı farklı. Tabii. Biraz daha plakaları yüksek değiştiriyorsunuz. Evet, biraz daha yüksek ısıya doğru ve sürtünmeye dayanıklı bir parça var. Ama dördüncü otomobilimiz Türkiye'de üretilmiş. Biraz daha sanayi işi demeyelim ama sonradan çevirme. Sonradan çevrilmiş bir otomobil. Bunlar var direkt motor sporları evet için baştan üretilmiş Audi otomobiller. Audi Sport tarafından üretilmiş otomobiller. Motor içi standart diye biliyorum ama ne gibi ekstra yüklemeler var? Bu kategoride TCR otomobillerde neredeyse standart. Özellikle Audi'nin motorları standarda çok yakın. Çünkü zaten showroom'da satılan otomobiller yarış versiyonundan daha da güçlü. Ama tabii yine yağ soğutma sistemi, hava, turbo sistemi ve soğutma sistemi gibi birkaç küçük geliştirme var diyelim. Güce değil daha çok dayanıklılığını arttırmakla alakalı. Ben hep söylüyorum bazen piste giriyoruz araba çok yüklü oluyor. İki tur atamıyor, yağ çok ısınıyor. 140'ları görüyor ya, araba kendini kesiyor. Aslında onunla da ilgili bir şey soracağım. Yarış sırasında yağ nerelerde geziyor sıcaklığı? Yani 140 dereceye kadar çıkıyor. Genelde de 120 derecelerde falan oluyor. Biraz hava sıcaklığıyla alakalı, biraz da pist üstündeki trafikle alakalı. Tabii. Bizim pistlerde özellikle TCR'da böyle 30-40 otomobil start aldığında en büyük hava sıkıntılarından akışı biri kirli hava. Tabii. Yani 20 otomobil dip dibe olduğu zaman otomobile gelen hava normal şartların çok daha üstünde bir sıcak ve tozlu oluyor. Pis hava oluyor. Evet, o da oldukça performansı düşürüyor, zorluyor tabii. Ama dediğim gibi özellikle Audi motorları belki de en sorunsuz, en rahat evet çalışan motorlar. Bunlar zaten 2 litre TSI EA888 dediğimiz gerçekten çok potansiyeli olan, dayanıklı, yani hiç içine ellemeden yazılım eklentilerle 400-500 doğru beygirlere çıkıyorlar. Doğru. Hani limit olarak. Doğru. Zaten içini de yaptığında 900-1000'lere doğru bile gidenler doğru var yani. Ama dediğim gibi onlar 10 saniye 1000. O en büyük sıkıntısı o. Burada TCR kurallarına göre motorunuz ne olursa olsun maksimum 350 beygir. 350 beygir sınırlı olmak zorunda. Yoksa
Hani işte bir Audi, bir Peugeot, bir Honda ile de yarışıyor. Hepsi birbirine yakın olması çok önemli. Tabii fren güçlendirmelerimiz var. Tabii altı tamamen farklı. Özellikle yol tutuşu, şasi de farklı. Normalinden çok daha geniş. Güçlendirme var. Evet, hem güçlendirme hem de süspansiyon geometrisi oldukça farklı. Tabii. Tekerin hem iz açıklığı, genişliği, uzunluğu. Epey bir farklılık var oralarda. Süspansiyon geometrisi demişken arkadaşlar şurada bir düzenek göreceğiz şimdi. Bütün motor sporları garajlarında bu vardır. Yarış öncesi, sonrası, servis zamanları rallilerde de kullanılır. Otomobilin ön düzeni yapılır. Hani görmemiş olan varsa şimdi ufak bir bahsedecek İbrahim abi. Eski usul gibi gözükse de aslında gerçekten hala kullanılan, güncel ve hassas yapılan bir ayar işlemi. Bir istiyorsanız orayı da gösterelim. Tabii. Hani yarış garajı ne yapar diye aslında çok doğru bir soruyla başlamıştın. Öncelikle yarıştan çıktığımızda yarışın hasarlarını sararız. İşte bir kaza varsa ya da bir mekanik problem varsa onu çözeriz. Ondan sonra kilometresi gelen parçaların değişimini yaparız. Biraz havacılık sistemine benzer otomobil yarış sistemi. Her parçanın bir kilometresi vardır. Takibi. Her kilometresi gelen parça da arıza yapmadan önce, ki Audi Sport bu kilometreleri bize verir. Normalde bir parça normal yolda 20 bin kilometre kullanılıyor olabilir. Ama biz onu 1500 kilometrede değiştirmemiz gerekiyorsa değiştiririz. Ondan sonra da aslında bahsettiğin en önemli konu, hangi yarışa gidiyorsak o yarışa uygun otomobilin setup'ını, ayarlarını yapmamız gerekir. O da dediğin gibi aslında biraz böyle manuel standart gibi gözükse de belli ekipmanlar takarak, ki bunlar bu bizim referansımız. Evet. Çünkü şasi sabit. Evet. Belli şasi noktalarını. Aslında bu hani selet cihazları olur ya servislerde, şasi düzeltme şeyleri. Sonuçta arabanın şasisi şu an düzgün. Buradan referans alıp teker geometrisini, açılarını o yarış pistine uygun hale getiririz. Burada tabii ağırlık da çok önemli. Tabii. Hem ağırlık dağılımını, özellikle pilot ağırlığını da otomobile ekleyerek en doğru şekilde yapmamız gerekir. Otomobilin yer ile arasındaki yükseklik kurallar gereği işte 8 santimin altına düşmemesi gerekir. Evet. O çok ince bir ayar, çünkü ne kadar alçak olursak o kadar ağırlık merkezimiz aşağıda. Oradan başlayarak önce alçaklık, yükseklik ayarı, ondan sonra otomobilin her tekerine düşen ağırlık kilogram olarak ayarlanıp corner balance dediğimiz, hani belki teknik terimi, çaprazdaki ağırlığın işte eşit mümkün olması. Ve ondan sonra da klasik işte toe-in, toe-out, camber, caster gibi ayarları yapılıyor. Terazide de hem terazi işlevi var hem de işte toe-in, camber gibi açıları buradan yapabiliyoruz. Evet, evet. Buraya bakarsak zaten şu anda otomobilimizin burada şu anda her tekerine düşen ağırlık oranı %49.94'e kadar 50, ayarlamışız. 50, 50 ön arka olmuş dağılımı, ki mükemmele yakın. Evet. Otomobilimiz de 1185 kilogram. 1185. Şu anda içinde yaklaşık sürücüsüz 20 litre yakıt var. Tabii burada aerodinamik eklentileri de görüyoruz. Bayağı bir burada yere basma kuvveti oluşuyor. Doğru. Normal standart bir otomobile göre. Doğru. Özellikle otomobilin altı, işte bu yan splitterlar, ön splitterlar ile altındaki havayı çok kontrollü bir şekilde ayarlıyorlar ki yere basma direnci, hem biliyorsun çok sürtünmeyi arttırmamak da lazım. Bu sefer son hız düşüyor. Tabii. Ama öbür taraftan belli bir de yere basma da lazım. İşte hepsi çok için ince çizgiler, ince ayarlar. Bu da tabii sizin yıllar hep mesela şey yapıyor musunuz? Tabii siz yıllardır motor sporları içindesiniz. Hem sürücüden bir geri dönüş alıyorsunuz hem de sizin mesela bir bas setup'ınız oluyor mu? Ben işte bu otomobile yakın bir otomobille işte İtalya şu pistte yarışmıştım. Bir bakayım orada tabii, ne yaptım. Tabii ki. Ya bu konuda Audi Sport çok iyi bir destek veriyor açıkçası yarış takımlarına. Bize bas setup'ları veriyor. Zaten her otomobilin üstünde bir setup sayfası göreceksinizdir. Burada hemen hemen her türlü ayarlanabilir parametrenin temel değeri var. Ondan sonrası yarışta hem pilotun geri bildirimine hem de pilotun datasına bakarak karar veriliyor. Emin ol, bazen nokta 1, nokta 2'lerle yarış kazanılıp kaybediliyor. Ve o işte nokta 1, nokta 2 çoğu zaman teknik ekip pilota sunuyor. Aynen. Çünkü pilotlar artık bu seviyelerde, pilotların çoğu hızlı zaten. Orada işte böyle ince ayar detayları sizi bir sıra önde olmanızı, iki sıra önde olmanızı sağlıyor. iRacing oynayanlarınız varsa
bu ayarları satıyorlar bile biliyorsunuz. Ya da işte ayar yapmak için adama para veriyorsun, yarışıyorsun, adam sana setup'ını yolluyor falan. Gerçekten çok önemli, yani ciddi fark yaratan bir detay. Bu otomobil Turgut Konukoğlu'nun otomobili. Turgut geçen senenin Türkiye pist şampiyonu. Aynı zamanda da bu sene Türkiye şampiyonasında iki yarış sonunda lider. Bu otomobil her ne kadar diğer iki otomobille aynı gibi gözükse de bu yarış öncesinde Audi'nin getirdiği en son güncellemelere sahip oldu. Örneğin çok küçük detay farklılıkları vardır. İşte hava yönlendirmesi ile ilgili. Böyle fiziksel güncellemeler de yapıyorlar. Evet, bu bir aerodinamik parça. Diğerlerinde çamurluğun ucu kesiktir. Bu yeni bir dizayn, uzun. Evet. Hafifletme kiti var. 20 kilo hafifletmek 20 için kilo. Yaklaşık 10 bin euro harcanmış durumda. Bunun camları ön cam ve yan cam ve arka plexi camlar plexiye döndü. Ön cam plexi olması da güzelmiş. Gerçekten son derece iddialı, profesyonel bir otomobil. Laminant herhalde. Hatta şöyle içini biraz incelemek isterseniz. Bir de tabii her yarışta otomobil sıfırmış gibi ekiplerce hazırlanıyor. Evet. En önemli şeylerden biri oldu. Yani sen bir yarış arabası alsan bir yarış sonra araba toz, pislik şey. Ama böyle yarış garajlarında her yarıştan sonra araba hep sıfır kondisyonuna geliyor, getiriliyor. Kolay değil yani bir arabayı döndürmek. Gördüğün gibi içi aslında burada oldukça sade. Su içmesi sistemi var. Buradaki pilotun kaskına gelen havalandırma içi zaten. Koltuk yine pilota göre sanırım. Evet. Kalıbı mı oluyor? Ya da bu standart koltuk mu? Yo, pilota göre ayarlanmış koltuk. Direksiyonu bir quick release'imiz var. Pilot işte girip çıkarken rahat hareket edebilsin diye. Bütün kontrolleri burada yapabiliyor. Viteslerde direksiyon üstünden değişiyor. TCR'da pilotun müdahale edebileceği işte diferansiyel kilit oranı gibi gibi bir şey ayarlar olabiliyor mu araba içinde? DSG'de anlık. Direksiyonun üstünde diferansiyel ayarı ama sequential olanlarda mekanik olarak yapmanız anladım. Gerekiyor. Müdahale edemiyorlar. Onun dışında burada bir müdahale ettiğiniz nokta yok. Tuşlar standart. TCR otomobilleri çok ciddi hızlı otomobiller arkadaşlar ve rekabetin de çok yoğun olduğu, çünkü otomobiller birbirine çok yakın. İzlemesi falan çok keyifli. Ben de takip edebildiğim kadar ediyorum. Hatta şimdi TCR kategorisinin elektrikli olanı versiyonu da var. İşte biraz da iş oraya doğru evriliyor tabii. Ama TCR hakikaten işte eskinin aslında WTCC gibi. Doğru, aynı onun devamı ve dünyada en çok FIA onaylı yarışlarının yapıldığı seri TCR. Yani, en çok üretilen yarış otomobilleri de TCR. İki ana neden var burada. Bir tanesi TCR'larda otomobilin fiyatı 130 bin euroyu geçemez diye bir kural getirdi. Çünkü bu biraz daha ulaşılabilir bir otomobil olması gerekiyor. GT3'de o fiyatlar 650 bin eurolara kadar çıkıyor. Gerçi 130 bin euro diye otomobil satıyorlar. Sonra mecburen almamız gereken ekipmanlarla dediğim gibi rakam iki katlarına çıkıyor. Ama katılımın yoğun olması işte bahsettiğim gibi TCR'da rekabeti inanılmaz arttırıyor. Sanıyorum en çok üreticinin yarıştığı FIA yarışı da yine TCR diye biliyorum. 9 tane üretici marka yarışıyor diye biliyorum. Bu bizim ana otomobillerimizden biri. Bir de orada TT görüyorum. Evet. O son sizin yaptığınız bir otomobil galiba. Evet, bu otomobilin aslında hikayesi oldukça enteresan. Türkiye'de otomobil geliştirme konusunda, özellikle yazılım konusunda bizim de sponsorlarımızdan olan önemli bir marka var. Bu otomobil orada yapıldı. Biz onun yarış ayarlarını yapıyoruz. Süper. Bu otomobilin Türk plaka Türkiye'de alınmış bir otomobil. Evet. Altı tamamen aslında buradaki TCR'la aynı ama üst tarafı çok daha standart ve Türkiye'de üretilmiş bir otomobil. Ama yani Türkiye'de üretilmiş derken yarış otomobiline evrilmiş. Ama bu otomobilin en büyük esprisi, bu otomobili Türkiye Pist Şampiyonası'nda 30 yıl sonra start alan ilk kadın sürücü Seda kullanıyor ve ikinci pist şampiyonasında da üçüncü olarak podyuma harika, gördü. Harika, tebrik ederiz. Birçok erkek rakibini geçti. Bizim için çok önemli çünkü biz takım olarak gerçekten bu sporun içinde kadınların var olmasına çok önem veriyoruz. Bu konuda da belki biraz öncü bir durumdayız çünkü yöneticilerimizden biri de kadın. Takım koordinatörümüz Elif Tancak. Herkesin sevdiği, kadın bildiği. Kadın
projesini kendisinin anlatmasını tercih ederim. O yüzden hem otomobilimiz hem otomobilimizi kullanan sporcu bizim için çok değerli. Harika. Burada da aslında hani bayağı yapılı. Üzerinde de şu anda Continental lastikler takılı. Evet evet. Bunu biraz etkinliklerde de kullanıyoruz. Continental bizim için çok değerli bir marka. Aynı zamanda bir partner. Biz sürüş eğitimi etkinliklerinde Kars'ta 7 yıldır üst üste yaptığımız kış sürüşü, buz sürüşü bu sene geleceğiz etkinliklerinde inşallah. Bekleriz. Hep Continental'i kullandık. Hatta burada da kenarda duruyordur son etkinlikte kullandığımız kış lastiği. Bu lastikleri TCR'a takıp Sarıkamış'ta snowboard'da ta zirveden aşağıya yarıştırdık. Evet 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 izledim o videoyu. Evet evet çok yani bizi de hayretlere düşürmüştü. Dediğim gibi bizim için çok değerli bir marka ve bir partner. Benim için de değerli bir marka. Bu sene beraber videolar çekiyoruz Continental'le beraber. Videonun başında da bahsettiğim Conti Retex teknolojisinden de bahsetmek istiyorum. Aslında bu markanın biraz vizyonu ve geleceğe bakış açısını da gösteren bir şey. PET şişelerden polyester iplik oluşturuyorlar ve bu ipliği de lastiğin karkas yapısında yani bunun altındaki o ilk katmanlardan o sağlam olan yapıyı kullanıyorlar PET şişeleri kullanarak. Yaklaşık 15 PET şişeden bir lastik çıkıyor gibi bir durum var. Bu da aslında markanın vizyonunu ve ileriye dönük sürdürülebilirlik planlarını gösteriyor. Kesinlikle aslında çok güzel bir konuya değindin. Continental gerçekten benim çok ilgi duyduğum bir marka. Çünkü lastik üretiyor. Bizim için lastik en önemli konu tabii. Ama aslında o lastiğin arkasında inanılmaz bir teknoloji şirketi var. Örneğin bu otomobilde biz benzin deposu ki savaş uçaklarında kullanılan tarzdadır. FT3 denilen bir sistem. Continental'dir benzin deposu. Ya da motorun birçok bidişinde özellikle silikon ya da işte bahsettiğin bağlantı, kablo gibi birçok yerinde Continental markasını görüyoruz. Tabii. Büyük tüm o teknoloji aslında lastiğin gelişmesine de bence çok önemli bir katkı sağlıyor. Senin anlattığında ben ilk kez duyuyorum, yeni öğrendim. Harika bir çevrecide bir çözüm üretmişler. 2030 yılına kadar lastiklerin %60'ının, 2050 yılına kadar da tüm lastiklerin bu teknolojiyi kullanarak üreteceğini söylüyor Continental. Süper. Ama siz tabii Continental PET şişeden üretecek diye atmayın yine PET şişeleri tabii, sokaklara yok, falan. Tabii, o. Siz mümkün olduğunca PET şişe kullanmayın. Aynen hatta dediğin gibi hiç kullanmayın keşke. Onları Continental lastik yapsın. Çevirsin onlar. Bu teknoloji sayesinde 40 PET şişeden bir set lastik oluşturulabiliyor, üretilebiliyor. Tabii lastiğin boyutuna bağlı. Eco Contact, Premium Contact ve All Season Contact'te bu teknolojiyi görebilirsiniz. Yani dakikada 1 milyon PET şişe sokağa atılıyor dünyada. Evet, belki 40 PET şişe az gelebilir ama bu da bir adımdır. Sonuçta çok yüksek adetli üretimler var. Ufak da olsa suya taş atmaktır bence bu. Güzel bir teknoloji. Şimdi de bir de ofisi görelim. Ofiste neler var, nasıl bir ortam orayı görelim. Tamam, harika. Ve ofisteyiz arkadaşlar. Elif'le beraberiz. Elif diyorum çünkü bizim camiada tanımayan yoktur, sevmeyen yoktur. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yıllardır işin içinde. Evet, galiba biraz fazla yıl oldu aslına bakarsan. Evet, evet. Babamın etkisiyle beraber aldığım görevlere dayanıyor. Evet. O da yaş 15 falan, demek ki 35 yıl olmuş. Bayağı olmuş. Ama tabii profesyonellik değil. O zaman lay lay lom, şimdi 5 yıldır profesyonel olarak bu takımın yöneticilerinden bir tanesi. Harika, harika vallahi. Neler yapıyorsunuz? Projelerinle bir kadın olarak çok kadınlara ağırlık veriyorsun gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki bir zaten takım stratejisi olarak, takım hedefi olarak hem kadınlara hem gençlere destek vermek bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bu konuda da bu sene çok büyük bir adım attığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz sene de Offroad şampiyonasında kadın pilotlarla yarışmıştık. Evet. Pilot kopilotlarımız vardı. Bizim hem sponsorumuzun, ana sponsorumuzun da çok altını çizdiği konulardan bir tanesi. Hem de biz de takım genetiğimiz olarak zaten gençlere ve yeteneklilere destek vermeyi sevdiğimiz için hepsi böyle aynı tencerenin içerisinde güzel sonuçlar doğuruyor gibime geliyor. Ben bir kadın yönetici olarak öncelikle burada yer almaktan, bu takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Elbette ki hemcinslerimin de bu sporun içerisindeki varlıklarını daha fazla gösterebilecek fırsata sahip olmaları benim için çok kıymetli bir konu. Az önce dediğim gibi ben içine doğdum, genetiğimde var. Bunu kendim için profesyonelliğe çevirebildim. Ama içine doğmamış, yarışçı bir babası, abisi, dayısı, amcası olmayan
Seda Kaçan var. Süper. Bizim kadın pilotumuz. Kadın pilotumuz, evet. Ve tamamen sadece kendi isteğiyle, arzusuyla, çabasıyla, inanılmaz çabasıyla hem de geçtiğimiz yıllardan itibaren eğer birazcık Seda'yı takip ettiyseniz kartingde vesaire yaptıklarını, bu işe ne kadar kendini vakfettiğini, beyaz yakalı bir çalışan olarak buna ne kadar fazla elinden geldiğince zaman ayırıp ve bütçe ayırıp kendini belli bir noktaya getirdiğini zaten biliyorsunuzdur. Ve şimdi de bu sene artık Seda bizim pilotumuz, takımımızın bir pilotu ve gerçekten büyük gurur duyuyoruz. Bir kere ben artık takımda tek kadın değilim. Aynen. Hoş, muhabbet. Dediğim gibi geçtiğimiz senelerde offroad vesaire hepsini yaptık ama bizim galiba biraz özümüz en temelinde pist ağırlıklı. Evet. Dolayısıyla bu tarafta da Seda'yı yarıştırabiliyor olmak çok kıymetli. 30 yıl aradan sonra, evet, Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan ilk kadın pilot. 30 yılda hiç yarışan olmamış hiç mı ya? Hiç olmamış. 30 yıl Allah önce Allah de çok sevgili Entahincioğlu yarışmış. Mi? Doğru, doğru. Bizim de hani federasyondan teyit ettiğimiz, evet, bir bilgi bu. Seda 30 yıl aradan sonra yarışan ilk kadın sporcu oldu Türkiye Pist Şampiyonası'nda ve ilk yarışında müthiş heyecanına rağmen gayet başarılı ve yükselen bir grafik sergiledi. İkinci hafta sonunda, ikinci yarış hafta sonunda da Türkiye Pist Şampiyonası'nda bir podyum derecesi elde etti. Gitgide yükselen bir grafik var. Bu gerçekten benim için gözyaşları sel oldu diyebiliriz tabii ki. Harika, tebrik tabii ederiz. Ki. Çok kıymetli bizim için. Hem de bunu büyük bir güler yüzle, sakinlikle ve tam olgunlukla, bir takım oyuncusu olarak yapıyor. Takımdaki diğer pilotlarla olan iletişimi ve yöneticilerle olan iletişimi zaten inanılmaz. Herkesin birbirine destek verdiği, gerçekten o ruhun hissedildiği bir takım olmak harika. benim için en önemli noktalarından bir tanesi. Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidiyoruz. İtalya. Sırada Coppa harika. İtalya Turizmo var. Ama ben ondan süper önce başka bir şey söylemek istiyorum. Bizim takımımızın bir de genç pilotu, geçen sene Türkiye Karting Şampiyonası'nda Formula Senior'da şampiyon olan Zekai'miz var. Tabii. Zekai de Türkiye'de karting açısından yapabileceği her şeyi yapmış. 4 kere şampiyonluk... Zamanı geldi artık. Evet, 4 kere şampiyonluk kazanmış bir pilotumuz var ve daha 16 yaşında. Evet. Bu sene onu Belçika Ligi'nde, yani BNL'de destekliyoruz. Orada süper. Büyükler Ligi'nde birazcık yarışıyor. Yarışıyor. Ama bunun dışında geçtiğimiz hafta sonunda izleyenler görmüştür zaten, bu konuda da çok destek aldık. Sağ olsun takipçilerimiz. Zekai Türkiye Pist Şampiyonası'nda da bir otomobilin içerisinde harika. İlk startını aldı. Hani kapalı otomobilin kapalı. İçerisinde. Gerçek araba. Single seater olmayan bir yerde. Evet, ilk defa start aldı ve onun da başarısı grafiği çok yüksekti. Zaten yarışlardan bir tanesinde Seda 3. oldu. İkincisinde de Zekai 3. oldu. Harika. Dolayısıyla o da gelişimine katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız ve yapmaya devam edecek olduğumuz Türkiye'deki motor sporlarının geleceğini temsil eden genç arkadaşlarımızdan vallahi bir tanesi. Takım arkadaşım olduğu taşın için altına elinizi sokuyorsunuz gurur yani. Duyuyorum. Harika, evet, bir şey. Evet. Biraz şeye benziyor aslında Sinan. Söyleyebilir miyim? Continental'in sloganı yola çıkana arka çıkar. Doğru, doğru. Galiba biz de biraz yola çıkana arka çıkmak için aynen elimizden öyle geleni yapıyoruz. Böyle bir benzeştiğimiz nokta var Continental'le. Harika. Valla işlerinizde, yarışlarda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Çok keyifli bir turdu. Çok mersi. Sizi burada ağırlamak harikaydı. Sık İnşallah sık yarışa da geliriz. Antrenmana da çok geliriz. Çok isteriz. Çok isteriz. Her zaman her aşamasında. Orada da çekim yaparız. Her aşamasında, çünkü bu işi sevenler tabii ki en iyi anlıyor. Her aşaması farklı bir güzelliği var. İşin mutfağı çok önemli. Evet. Yani o sahne ışıklarının yandığı start anı değil sadece tabii, olay. Tabii altı işte bu. Bugün biraz da aslında işin mutfağını kesin görmüş yani olduk. Ben buna çok önem veriyorum. Çünkü bizim çok deneyimli bir mekanik şefimiz, bir ekibimiz, bir takım mühendisimiz, İtalya'da ayrıca başka bir takım mühendisimiz vesaire. Evet. Ben naçizane işin yönetim tarafında elimden gelen desteği veriyorum. İşin mutfağını da sizlere göstermek ve herkese göstermeyi gerçekten çok isteriz. Süper. İzlediğiniz için ve takibinize çok teşekkür ederim. Harika. Zaten benim kapanış yapmama gerek kalmadı. Elif benim yerime yaptı. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Diğer videolarımızda, garaj sohbetlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.